Oldu mu? Güzel oldu mu? Mis oldun. Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamını da getirdik amcacığım. Aynen sana. Selam. Çok sağ olun. Getire götüre götüre sağ olsun. Benim çocuk çocuk olmadı, kimse yok. Başkanıma teşekkür ederim, size de teşekkür ederim yaptığınız için. Çok sağ olun, ellerinize sağlık. Gani amcayı uzun yıllardır tanıyorum. Eşi öleli sanırım 5-6 sene oldu. Bu hizmetleri komşular yardımıyla alıyordu. Sağ olsunlar, onlar çok sahip çıktılar. Bizim bir aile dostluğumuz var. Bu Mersin Büyükşehir Belediye'mizin böyle bir hizmet olduğunu duyunca Gan amcanın da bundan yararlanabileceğini düşündük ve ben müracaatını yaptım. Bir süre sonra arkadaşlar bizi aradı. Gan amcanın sisteme girildiğini, bu hizmetten yarın yararlanacaklarını söylediler. Daha önce bir kez daha geldiler. Gan amca bundan çok memnun kaldı. Bu hizmetin devamlılığı çok güzel olacak. Özellikle köylerimizde yaşlılarımız var. Genç nüfus yok buralarda. Bir yaşlı anne baba var. Onların kapılarını bir çalan yok. Günlerce tıraş olamıyor. Kişisel bakımlarını yapamıyorlar belki. Çok güzel bir hizmet. Vahap Başkan'ın böyle bir hizmet kurmuş. Evlere gidiyoruz. Şu anda halkımız da bundan çok memnun. Gördüğünüz gibi Gani amcanın kişisel bakımını yapıyoruz. Ev temizliğini yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Rica ederiz baba. Teşekkür ederim. Var mı başka bir emrin Gani baba? Çok sağ olun. Canımıza sağlığın isterim. Allah senden razı olsun baba. Siz de sağ olun. Çok sağ olun.
Vahap Başkanımız selamım var. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Bakım yapacağız şimdi. Tamam. Tamam. Üç numarayı öğrettik. Çok memnun oldum. Çok büyük yardım. Hem yıkıyorlar, hem evimi temizlediler. Çok güzel. Çalışanlara, belediye başkanımıza çok çok teşekkürler. Çok güzel olay. Evde aslında 3 tane hasta var. Hem Süleyman buldu, annem ve ablam kronik hastalıkları var. Bazen böyle oluyor. Hep her şeyin üst üste geldiği süreçler her insanın yaşayabileceği şey. Şimdi belediye başkanı demek şehremini demek. Yani o şehrin en emin kişisi, en güvenilir kişisi, bu işin sosyal yanının esas alınmasının çok güzel bir örneği olarak görüyorum. Şimdi uzun süre hastasına bakan bütün insanlarımız, zihinleri yoruluyor. Evde bakım hizmetleri geldiğinde hem evin temizlenmesi, hem kardeşimin de moralinin özellikle yıkandığı esnada burada olan arkadaşların şakalaşarak onunla böyle düğün bayram gibi banyo yaptırmaları, tıraşlarını yapmaları fevkalade güzel bir şey oldu. Bu açıdan minnettarım. Ben bu işin daha da yaygınlaşmasını diliyorum. Kim ne derse desin hiçbir ağırlığı yoktur denecek şeylerin. Bütün insanlarımızın buna ihtiyacı var. Pandemi koşulları yaşadığımız şu ortamda da bu iş çok daha önemli hale geldi. Arkadaşlara tepeden tırnağa geldiklerinde baktım, sizler dahil. Muazzam bir itina gördüm. Yani uzaydan gelmiş uzay adamı gibi, astronot kıyafetleri gibi geldiler. Bu da bir haliyle bu işin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olarak görüyorum. Büyükşehir Belediye'miz buna Anamur'un en ücra yerinden Tarsus'un en yaylalık yerlerine kadar devam ettirsin. İnanın olağanüstü değerli bir hizmet. Kelime bulamıyorum. Bu bizleri de rahatlattı. Uzun sürede de çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkürler. Silifke'de ikametim. Sürekli buradayım. Eşim de engelli. Zorlanıyordu cam silmede, kapı, dolap silmelerinde.
Ve şu anda başkanımıza teşekkür ederiz, Vahap başkanımıza. Böyle bir hizmet ilk defa görüyoruz. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Yani daha kalıcı, daha nokta atışı olması lazım. Bitti mi? Hadi banyo yapacağız. Orada banyo yapacağız. Bitti. Su var, var. Su var. Abi hazırlayalım suyu. Abi var dedi su. Bu özürlü kız kardeşimle ortalama bir 25-30 yıldır beraber yaşıyoruz. Doğuştan bu tarafa beraber yaşıyoruz da annem da 25-30 yıldır hasta olduğu için benimle ben ilgileniyorum. Annem de 4 yıl önce öldü. Kardeşlerim gibi de sahip çıkmadı, pek bakan olmadı. Ben ilgileniyorum. Zorlanıyorum tabii, isterim. Erkek olduğum için bazı konularda isterim. Zorlanıyordum yani. Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten gayet memnunum. Sosyal belediyecilik böyle olması gerekiyor bence. En ücra köşelere ulaşmasını diliyorum yani. Bak ben burada, ana burada böyle bir hizmet görmedim şimdiye kadar. Ben verdiğiniz hizmetten memnunum. Bence daha da devamını diliyorum yani. Artık neredeyse Mersin'in tüm ilçelerinden, vatandaşlarımızdan gelen taleplere elimizden geldiğince yanıt vermekteyiz. Ve Vahap Seçer Başkanımız yönetime geldiğinden beri 40 bine yakın hizmet vermiş bulunmaktayız. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0324 223 4242 no telefon numarasından ulaşabilirler.